Evet sevgili dostlar, bir Tweet TV programına yeniden hoş geldiniz. Umarım her şey gönlünüze geçiyordur. Selam. 11... Selam deyince ses tonun çok düşük yalnız. Biraz daha yükseltmen lazım. Selam. Merhaba. Selam. İyi günler. 11 Ekim 2012. Hemen Best Top 10 tweetlerimizi okuyorum. Paçoz, Laf Kalabalığı, İpek Görmüş, Metin Arolat. Bugün birkaç ünlümüz var. Metin Arolat, Erol Köse, Ceyhun Yılmaz, Edebiyat Fukarası, Hit, Emrah Yiğit, Freddy Tayfur. Evet, bu kadarmış Freddy Tayfur. Evet sevgili dostlar, dün Mustafa Uzun Yılmaz konuğumuzdu. Ona tekrar çok teşekkür ediyoruz. Mütevazılık, kibarlık, devlik, ne kadar büyüdüyse o kadar küçülmesini bilen sayın sevgili Mustafa Uzun Yılmaz'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar yine Tweet TV'den, Facebook'tan, Facebook ve sosyal paylaşım sitelerinin fenomenleri bizlerle beraber olacak. Bugün çok önemli tiyatrocu öğrencisi bir arkadaşımız birazdan bize katılacak. Evet, okumaya başlayalım. Evet, ilk tweetimiz telefon geldi, özür dilerim. Kapatmam lazımdı ama malum buradan okuduğum için kapatamıyorum. İlk tweetimiz Paçoz'dan geliyor. 2-3 günde bir ondan da okuyoruz ama müthiş tweetleri var. Paçoz, sabahları alarmını ertelemeyen insandan korkarım ben. Disiplinlidir o, hırsıdır. Her şey beklenir ondan. Kafası karışık bir gülümsemeyle noktalamış. Ne düşünüyorsun? Sende var mı öyle bir şey? Vallahi ben işe 12'de geliyorum. Gece saat 1'de kapatıyoruz mağazayı. Bu arada işte böyle çekimler yapıyoruz beraber. Beraber çalışıyoruz. Haftanın 7 günü çalışıyoruz. 365 gününde çalışıyoruz yani. Alarm, öyle bir şeye ihtiyaç olmuyor bende yani. Ben alarmı nasıl kuruyorum biliyor musun? 8'de mi kalkacağım? Evet. 7.05, 7.10, 7.20, evet. 7.40, en son 8. 8'de kalkıyorum. Yani o alışkanlık var bende, 8'de kalkmam ama şey söyleyeceğim, bir saat daha önceye alıyorum. Öyle şey diyeceğim, o bir saat insana çok zevkli geliyor. Yatak keyfi de çok zevkli oluyor yani. Böyle bir saat var ya, daha böyle bir saat bekliyorsun böyle. Tam kalktığında kalkmış oluyorsun. Ertelemezsen şöyle oluyor, tam 8'e kursan bir kötü kalkabilirsin çünkü tam saatinde kalkmışsın. O geçişi yapmak gerekiyor. Evet. Hemen bir sonraki tweetimiz Laf Kalabalığı. Deli sormuş deliye, diğer deliye. Evet. Hiç sevdin mi diye. Deli gülmüş deliye. Ben niye deliyim? Sanıyorum. Diye. Evet. Bu da çok güzelmiş yalnız ha. Bir sonraki tweetimiz. İpek Görmüş. Haddinden fazla değer verdiğin herkes istisnasız seni buna pişman edecektir. Bunu yaşıyoruz zaman zaman. Yaşadın mı kuzen hiç böyle bir şey? Söyler misin? Başını unuttum ben ya. İstisnasız şey, haddinden fazla değer verdiğin herkes istisnasız seni buna pişman edecektir. Yani çok değer verdiğin, sevdiğin, dostum dediğin arkadaşlar gün gelecek. Vallahi şöyle söyleyeyim ben, birkaç değil 10-15 tane yakın arkadaşlarım vardır ama gerçekten dostum olduğuna inanmıyorum. Ya bir iki kişi mutlaka vardı da en çok onlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu sabah da bu konu mevzu oldu. Çok sevdiğim, dostum dediğim bir arkadaşım, benim aşık olduğum, sevdiğim kız arkadaşımla 4 ay çıkmış. Bunun daha ilerisi var mı ya? Yok. Onun için en yakın arkadaşlarına dikkat alman, en çok onlara dikkat etmen gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bu bana bir ima mı? Yok yok, seninle ilgisi yok. Başka ya. Senden ne olsun? Sen evet. Seninle o kadar daha dost olamadık, arkadaşız daha yani. Ez bizi burada, ez. Doğru söylüyoruz kardeşim ya. Onu herkes aslında müzisyen yönüyle tanıyor ama gerçekten Türkiye'nin en başarılı reklam yönetmenlerinden biri, klip yönetmenlerinden biri. Sevgili Metin Arolat, zaman zaman ben kendisini takip ediyorum, müthiş tweetleri var. Hemen Metin Arolat'tan geliyor. Kimisi için alkollü telefon kullanmak, alkollü araba kullanmaktan daha da tehlikelidir. O benim için de aynı şey geçerli. Mesela ben normalde telefonu çok kullanmam. Eskaza içtiysem, kafam da çok iyiyse, o telefonu sabaha kadar dünyanın her yerine, kaç defa eve icra geldi, dünyanın her yerini ararım. Yani bu kafam yoğunlukta olunca, yemin ediyorum var ya, kendimi hiçbir zaman durduramıyorum. Güzel yani. Bir şey soracağım. İştenlikle cevap vereceğinden de en ufak bir şüphem yok. Evet. 900'lü hatlardan dolayı hiç evine haciz geldi.
Vallahi. Böyle bir saçma soru, böyle bir yerde sorulurmuştum. Hayır hayır, biz. Yani 900 hatlar onu kenara koyalım. Telefonlardan dolayı şu son 5-6 yıldır, belki 10 yıldır değil ama çok öncelerim kafam gerçekten iyi olunca, içince ben, yani kafam iyi oldu diyelim. Kardeşim, tutamıyorum kendimi. Ertesi gün ben kendimden utanıyorum yani. Böyle bir saçmalık var mı ya? O kadar çok konuşuyorum ki. Dünyanın her yerini arıyorum ama. Benim başıma öyle bir şey geldi çünkü. 16-17 yaşlarındayım. Böyle değişik bir numara çok var. Çok geri attın değil mi? Hayır hayır. Mazda MX-5 veriyor. Evet. O dönem işte Mazda MX-5, Honda CRX'ler. Evet. Ya da o hatchback'ler, Mazda'ların güzel araba. Evet. O dönemde. Sürekli arıyorum işte. Arasından birisini seçecekler, o arabayı ona verecekler, sözde. Evet. Kandık biz de, 16-17 yaşındayız. Abi ilk dönem bugünün, birinci ay 2,5 milyar bugünün parasıyla evet. Fatura geldi. Onu bir şekilde büyük abime ödettirdim. Evet. Ne bileyim ben, ikinci ay da geldi. Sırf babamın haberi olmasın diye. Evet. İkinci ay bu sefer babam öğrendi, hadi onu söylemeyeyim ne dediğini. Evet. Bu benim başıma geldi. Benim Cihangir'de otururken, İşte en son gelen telefon gerçekten benim de 2,5 milyar. Bugünü herhalde 15 milyar falandır yani, bundan 2001 ve 2000'de yemin ediyorum var ya, 2,5 milyar telefon parası geldi. 2,5 milyar hakikaten çok büyük para. Şimdi de çok büyük para. Yani hayat o kadar garip ki, 2002 yılında bir telefon görüşmesi 2,5 milyar tuttu, bugün 100 bin lira tutuyor yani. Aradaki engel şeyi düşünün yani. Evet sevgili soyadılar. Bir sonraki tweetimiz Erol Köse, sevgili kuzenimin okumak isteyeceği bir tweet. Evet okuyalım. Buyur. Erol Köse, kuaför atasözü, bu saçı daha önce kim kesti? Bu her erkek berberinde, evet. Her kadın kuaföründe gerçekten var. En son bir kuaföre gittiğimde, bir arkadaşın önerisiyle gittim. 4 çocuklu bir ailenin 2 haftalık mutfak masrafını verdik ama o da şey dedi, kim kesti senin saçını daha önce? Tipik her berbere yeni gittiğinde ya da kuaföre direkt bu soruyla karşılaşıyoruz. Bu net. Evet. Güzel bir saptama. Kesinlikle. Berberler bunu ezberlemişler. Kuaförler ezberlemiş. Daha önce saçını kim kesti? Hayvan herif, geçen sefer de sen kesmiştin. Ben şaka yapıyorum diyorum. Geçen sefer diyorum şey yaptım diyorum. Başka berber söylüyorum. Kesememiş diyor. Sen kesmiştin. Hıh diye kalıyor. Eskiden benim saçım vardı. Saçlarım olsaydı ben de hobi jöle kullanırdım. İyi günler. Bir sonraki tweetimiz usta bir stand-upçı Ceyhun Yılmaz, merhametini kaybeden karakterini de kaybeder demiş. O çok doğru. Güzel. Çok fazla da merhametli olmamak lazım. Ya bazen olmamak de, bazen lazım. Bazen de maraz doğabiliyor. Şey söyleyeceğim, maraz doğabiliyor da duygu yoksa, merhamet yoksa hayvanlarla aradaki fark ne olacak sence? Ya kuzen mutlaka merhametli olmak lazım da onun ayarını iyi ayarını, o sınırı iyi bilmek lazım. Evet. Bir sonraki tweetimiz edebiyat fukarası. Bunu top 1 olarak lanse ediyorum. Edebiyat fukarası şöyle demiş: korktuğunuz kadar cesaretiniz, cesaretiniz kadar gücünüz ve gücünüz kadar olgunluğunuz olsun. İnsanlara sonra büyüklük taslarsınız demiş. Müthiş bir tweet bence. Bence de. Hemen sonraki hitten geliyor. Bazı insanları Özlem, gel. Bazı insanları gördükçe kurbanlıklara kıyamıyorum. Onları, insanları mı kurbanlık istiyormuş ya? Onlar o kadar şey diyor yani. Senin gibi algılama kapasitesi bu kadar yüksek, değerli bir arkadaşım buna bu şekilde cevap vermesi. Şeydir, manidar. Bir sonraki tweetimiz, ne kadar kötüyüz bugün, enerji sıfır. Emrah Yiğit. Bunu kesin ailenden biri yapıyordur. Bitmiş diş macunu tüpünden 30 fırçalık daha macun çıkaran annem görenleri şaşırttı. Şey diyeceğim, buna yorum yapmayalım be. Bugün herkes algılar zaten. Evet. Şey son tweetimiz Freddy Tayfur'dan gelmiş. Müthiş bir tweet bende. Bence yine kadınlarla ilgili. 100 kadına erkeklerden ne beklediklerini soramadık. Çünkü birincisi hala susmadı, anlatıyor. Güzel bir tweet. Evet, bayanlar var ya. Bayanlar işte. Bu konu hakkında ne dersin Özlem? Kadınlar bu kadar çok mu konuşur? Cep ya telefonu. Ben çok bir şey soracağım. O cep telefonu, el telefonu değil, cebine sok o telefonu. Tamam. Şey, ben çok konuşuyorum. Özlem'in şöyle bir huyu var, şey yapar, saatlerce kendinden bahseder. Senin ne dediğin onun için bir önemi yoktur. Ne yaptın sen, bursu kazandın mı? %50 bursu kazandım. Şey, bugünkü burs verecek adam sana ne dedi?
Evet sevgili dostlar. Aslında Özlem için şöyle diyeyim. Birkaç ünlünün tweetini okuduk. Bugün Metin Arolat, sevgili Metin Arolat, Erol Köse, Ceyhun Yılmaz. Ceyhun Yılmaz'a tapıyorum bu arada. Ceyhun Yılmaz'la. Erol Köse muhteşem. Üçünden biri Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde tiyatro bölümündeydi. Evet. Eğer bizi izlerseniz, ümit ediyorum izlerseniz, Özlem'e burs konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Evet, bursa ihtiyacım var. Kendisine nasıl ulaşabilirsiniz? Twitter yoluyla bir şekilde ulaşırız. Sevgili Metin Arolat çok hassas olduğunu biliyorum. Erol Köse ve Ceyhun Yılmaz. Aynı zamanda size bu, ne diyeyim, bir sesleniş mi diyeyim? Mesaj, şey diyeceğim. Abi, çünkü Metin Arolat bunu daha iyi bilir. Sanırım sinema televizyon mezunu ya da evet. Bilmiyorum. Tamam, mesajı verdik. Mesajı verdik. Konu şu, kış geliyor, grip salgını var piyasada, herkes dikkat etsin. Bundan son 15-20 gün daha sürecek böyle. Herkes, kimi arasam diyorum, ne yapıyorsun? 5 gündür yatıyorum diyor. Herkes hasta yani. Dikkat etmeleri lazım. Bir de son sevgili Onur Aydın'ın Trabzonspor, Kazım Koyuncu ve o yüzyılın faciası Çernobil faciası ile ilgili romanı Yağmur Kıyamet Çiçeği tüm kitapçılarda. Şey soracağım. Uygun, çok uygun kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Siz devam edin. Bir şey soracağım. Tavsiye edeceksin. Film. Film şu anda yok. Osman Sinan'ın filmi. Kenan İmizalı oluyor başrolünde. 12 Ekim'de vizyona girecek. Kitap söyledim. Sevgili dostlar, biz burada arada konuşuyoruz ya. Yani bazen konuşamıyoruz, bazen okuyamıyoruz. Bazen bir şey yapamıyoruz. Biz de boş değiliz. Biz de arada bir okuyoruz. Bu kitap da 2 senedir burada duruyor. Aykırı notlar. Onun dışında bekle bir dakika. Bir iki tane daha mesaj vermek istiyorum. Fatma Taşçı Keskin, Rize'den. Ona buradan sevgiler sunuyorum. Fotoğrafları çok başarılı. Onun dışında başka söylemek istediğim bir şey var mıydı? Muğla Köyücü Soğan Restoran, hemen yanında İskele Restoran. Çok başarılı. Selamlar. Antalya Kaş, Recep Efeoğlu. Öps!